Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Minhac'ın 3. bölümünün 52. dersine başlıyoruz inşallah. Kitabul İcareti, icare kitabında kalmıştık. Şertuhuma, icareyi alan ve icareyi verenin şartı, kebaein ve müşterin, satıcı ve alıcının şartları gibidir. Yani onlarda yani mucirle müstecirin şartı, bayi'le müşterinin şartı gibidir. Örneğin bayi satma yetkisine sahip olmalıdır. Yani mükellef biri olmalıdır. Müşteri örneğin alabilme yaşında ve uygunluğunda olmalıdır. Bu şekilde bayi ve müşterinin şartlarını işlerken orada zikredilmişti. Vesigatu bir de siga şarttır icare içinde. Ke vesigat mesela acertuke haza, bunu sana icare ettim. Ev ekreytu ke, ya da bunu sana kiraya verdim. Ev mellektuke menafi'ehu, veya bunun menfaatini sana mülk ettirdim. Seneten, bir yıllığına bir keda. Yani sen bir yıl onun menfaatini mülk edeceksin şu kadarlığına. Feyekulu, icareyi alan da diyecek kabiltu, kabul ettim. Ev istecertu, veya icare aldım. Ev ekreytu, veya ev iktereytu, veya kiraya aldım diyecek. Vela sahhu esah görüşe göre inqa'duha icare akdının oluşmasıdır. Bi kavlihi acertuke menfaataha, ben sana bunun menfaatini icareye verdim demesi de oluyor. Ve men'uha bi kavlihi, ama şu sözüyle, şu sözle icare men oluyor, icare oluşmuyor. Bi'tuke menfaataha, ben menfaatini sana sattım demesi ile icare akdi oluşmuyor. Ve hiye, bu icare kısmani, iki kısma ayrılıyor. Varidetun ala aynin, bir ayni bir mal üzerine gerçekleşen icare. Ne gibi? Ke icaretil akari, mesela bir arazinin, bir gayrimenkulün icaresi ve dabbetin, veya bir bineğin icaresi, ev şahsin muayyeneyni, veya belli bir şahsın veya bir bineğin, ama belirlenmiş olan bir şahsın veya bineğin icaresi gibi. Ve ala zimmeti, bir de zimmet üzerine yapılan icaredir. Ne gibi? Ke isticari dabetin mevsufetin. Mesela belli işte şu binek değil de vasıflanmış bir binek icare edilse. Mesela adam diyor ki beni buradan falan yere kadar götürecek belli bir binek. Yani tıpkı bugün bu otobüs firmalarına işte binip gitmek gibi bir şey oluyor sanki. Ve bi en yelzime zimmetehu hıyateten, ya da işte diyelim ki birinin zimmetine bir elbise dikmeyi mesela şey yapsa, söylese. Ev binaen, veya işte birine dese ki şu kadar bir bina yap dese mesela, onun sorumluluğuna bunu atsa, yani o kişiyi bir nevi icare etmiş gibi oluyor. Bir elbise dikecek kadar bir icare, ya da bir ev ya bina yapacak kadar. Velev kale, şayet der ise, mal sahibi der ise, istecertuke li te'amele, ben seni icare ettim ki, ben seni mesela ücretli olarak tuttum ki li te'ameleke, da şu işi yapasın diye. Fe icaretu aynı, bu durumda bu bir aynin icaresi gibidir. Yani bir şahsın kendisinin icaresidir. Ve kile, bir zayıf görüşe göre de zimmetin, bu zimmetin icaresidir. Yani bu işin belirlenip şahsın bir nevi belirlenmediği bir icaredir. Yani bizzat şahsın kendisi değil, şahsın sorumluluğunda olan bir şeyi icare etmektir. Ve iştaretu fi icareti zimmeti, zimmetin icaretinde şarttır teslimul ücreti fil meclisi. Örneğin bir terziye gidip işte bir takım elbise dikme, ya bir pantolon dikme, bir gömlek dikme gibi. Bu işte zimmetteki bir icare olduğu için diyor, ücretinin hemen o anlaşmanın yapıldığı mecliste, oturulan yerde teslim edilmesi gerekiyor. Ve icaretul ayni, burada zimmete teslim etmesini tabi belli bazı şeylerinden dolayı, mesela diyor seleme benziyor tıpkı. Yani hani selemde bir mal ileride alınacak ama parası şimdi verilir. Burada da bir menfaat ileride alınacak ama parası şimdi verilmesi gerekiyor. Tıpkı menfaat üzerine yapılan bir seleme benzediğinden dolayı ücretin mecliste teslim edilmesi gerekiyor. Evet. Tabi bu selam lafzıyla olması durumunda, yani ben işte
yani menfaati, mesela diyelim ki icare ediyorum lafzıyla değil de selam lafzıyla olsa, yani selam lafzıyla o menfaati elde ediyorum denilirse, bu kesin ücretin peşin yatırılması lazım. Ama asah görüşe göre icare lafzı da kullanılırsa yine ücretin peşin teslim edilmesi lazım icare lafzı kullanırsa. Ama asahın karşılığı olan bir görüş var, diyor icare lafzıyla olur ise, her ne kadar o zimmete yüklenen diyelim ki iş ileride sonuç verecek olsa da, mesela asah görüşe göre para peşin, ama asahın karşılığı görüş, diyor para peşin olmasa da olur. Evet. Ve icaretul ayni, aynı bir şeyin icaresinde ise la yüşteretu zalike fiyâ, onda bu paranın bizzat peşin verilmesi gerekmiyor. Yani o mecliste peşin paranın verilmesi gerekmiyor. Evet. Ve yecuzu fiyâ, bu aynı bir şeyin icaresinde caizdir. Te'acilu, parayı peşin vermek. Ve te'acilu veya ileride te'acil etmek, ertelemek, yani vaadeli olarak vermek de oluyor. Tabi inkanet bir zimmeti, tabi eğer o muayyen para, yani o belirtilen para zimmette ise. Evet. Yani para zaten göz önünde ise, ayni ise, o zaman tecil edilmesi olmuyor. Yani zimmette ise bu iki durum da onun için geçerlidir. Nasıl ki biraz sonra diyecek, ayni olan bir şeyin tecili caiz değildir. Ve de utliket, şayet tacil veya tecil diye bir, yani peşin mi ileride mi olacak diye verilecek diye bir şart koşulmazsa, belirtilmez ise, tacilet bu durumda ücret acele olarak verilir. Ve inkanat muayyeneten, şayet verilecek ücret muayyen ise, gözünde ise, bu durumda muliket fil hali, hemen orada mülk edilir. Çünkü dedik biraz önce, muayyen bir ücretin tecili ertelenmesi caiz değildir. Ve yüşteretu kevnul ücreti me'lumeten, bir de ücretin bilinmesi lazım, me'lum olması lazım. Yani hani ne kadardır diyelim. Fela tasihu bil imareti, mesela diyelim ki araziyi versin, işte onu mesela diyelim ki imar etsin. Yani içinde oturacak bir evin, mesela diyelim ki kiraya alacak bir evi, evde oturma karşılığında işte evin bir bölümünü mesela yapacak. Ya da işte vel alfi, bir mesafe gidecek, mesela onun yerine mesela yol gidecek. İşte orada bineği alıyor. Yani eski bineklerde mesela atlan veya, ki genelde atlan gidiliyordu mesela. Onu yemleme karşılığında işte buradan işte diyelim ki 500 kilometre, 100 kilometre neyse artık, mesela gitme karşılığında yemleme, diyor bu şekilde caiz değildir. Vela liyesluha bil cildi, mesela hayvanın derisinin yüzülmesi cilt karşısında, hayvanın derisi karşılığında derisinin yüzülmesi mesela. Yani hayvanı kesip işte derisini yüzecek, parçalayacak hayvan etini, ama buna karşılık sana bir işte cildini veriyorum, hayvan derisini veriyorum demek olmuyor. Ve yuthane bi ba'di dakiqi, ya da işte buğdayın biraz un karşılığına, bir miktar un karşılığında öğütülmesi. Ev bin nuhaleti, veya buğdayın kepek karşılığında öğütülmesi, ki bugün değirmenlerde genel uygulama budur. Yani kepeği karşılığında ve un karşılığında buğdayın öğütülmesi caiz değildir. Çünkü burada bilinmezlik vardır orada. Yani işte o mesela buğdayın kabuğu ne kadar alınacak, dolayısıyla kepeğin miktarı ne kadar çıkacak diye belli olmadığından dolayı bu da caiz değildir. Velev iste'cereha, diyelim ki bir kadını kiralasa, li turdi'a rakiken, mesela bir köleyi emzirmesi için, bir ba'dihi, mesela o kölenin bir kısmı o kadına ait olsun diye, fil hali hemen, caze ala sahih görüşe göre bu caizdir. Ve kevnül menfaati mutakavvimeten, icare olarak alınacak, yani faydalanacak menfaatin kıymetlendirilen bir şey olmasın. Tabi burada kıymetlenen kasıt mislinin karşılığı değil, kendisine kıymet olan şeydir. فَلَا يَصِحُ اِسْتِعَارُ بَيَّعٍ, bir tellalın, yani bağırıcının, mesela adam çağırıyor, malı tanıtıyor. عَلَى كَلِمَةٍ, mesela bir kelime üzerine onu icare edip, لَا تُدْعِبُ, onunla ki yorulma olmayacak. Diyelim ki adama diyecek, gel işte sadece işte çağır, falan mal burada var. Yani bu da tabii yorulma olmazsa caiz değildir.
Şayet yorulma olacak ise, yani adam çok yorulacaksa bunu ya veya yorulacak ise diyelim, bir emek sarf edilecek ise bu durumda caizdir. Yani bugünkü radyo ve televizyonlardaki reklamları buna örnek verebiliriz örneğin. Yani sadece bir kelime karşılığında adamı icare etmek veya yorulmayacak şekilde veya bir masrafının gitmeyeceği şekilde bir reklam caiz olmaz tabi. Birazcık reklam diyelim ki birkaç cümleden oluşuyor ise veya orada bir mesela adamlar bu reklamı yaparken bir menfaat, bir masrafları gidiyor ise ki gidiyor, bu durumda caizdir. وَاِنْ رَوَزَتِ السِّلْعَةَ dedik bir kelime karşılığına, yani yorulmanın olmadığı bir kelime karşılığına bir tellalı icare etmek caiz değil, her ne kadar onun o satacağı malı, ticaret malını ravaca çıkarsa da, yani bir nevi fiyatını yükseltse de ya da onu bir nevi piyasada tanıtsa da. وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنَانِرُوا لِلتَّزِينِ yine aynı şekilde bu altın ve gümüş paraların dükkanların süslenmesi için icareye verilmesi caiz değildir. Ve kelbun lisaydi filası, asa görüşe göre köpeklerin avlanmak için, mesela eğitilmiş köpeklerin avlanılması, avlanmak için birine icare vermesi de sahih değildir. Ve kevnul müecciri kadirin ala teslimiyah, bir de icareyi verecek şahıs icareye verdiği malı teslim etmeye gücü yetmelidir. Bu da şarttır. فَلَا يَصِحُ اِسْتِعَارُ اَبِقٍ diyelim ki kaybolmuş bir kölesini, kaçmış bir kölesini icare vermesi ve maksubin veya gasp edilmiş bir malını, diyelim ki aracı gasp edilmiş, aracı kiraya vermesi mesela sahih değildir. وَاَعْمَا لِحِفْزٍ mesela gözü görmeyen birini bekçilik yapmak, bir şeyi muhafaza etmek için icareye vermek, yani kişinin kendi emeğini orada icare vermesi. وَاَرْضٍ لِزِّرَاعَةٍ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ devamlı bir suyu olmayan bir arazi ekin için icare vermek caiz değildir. Tabii bu devamlı bir suyu yok ama وَلَا يَكْفِيهَ الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ aynı zamanda normal yağan yağmur da ona yetmiyor ise bu durumda o araziyi bu şekilde icareye vermek caiz değildir. وَيَجُوزُ اِنْ كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ ama devamlı bir suyu var ise o arazinin bu takdirde icareye verilmesi caizdir. وَكَذَا اِنْ كَفَاهَ الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ ya da normal yağmur o arazinin ekini için yeterliyse yine de icare verilmesi caizdir. اَوْمَا اُثُّلُوْجِ الْمُجْتَمِعَةِ veya eriyen ve toplanan kar suyuyla o araziyi sulamak yeterli geliyor ise bu durumda da yine caizdir. Tabi vel galibu husuluha fil asah. Asa görüşe göre de bunun bu yeterliliğin oluşmasıdır. Yani o yağmur suyu veya işte eriyen kar sularıyla o suyun yeterli gelmesidir. Vel imtina'u şer'iyyu kel hissiyyi. Şer'i bil imtina, yani menfaati teslim etmeye şer'i bir imtin engel, bizzat yani hissi bir engel gibidir. Örnek veriyorum. Şer'i engellerden birini sayalım. Mesela kişinin kendisine ait olmayan bir malı birine icare vermesi. Yani tıpkı kendisine ait olmayan bir malı satamadığı gibi buna şer'i bir engel var. Çünkü bey'ül fuduli caiz değildi. Kendisine ait olmayan bir malı satması caiz değildi. Bu durumda aynı şekilde icare vermesi de caiz değildir o şeyin menfaatini. Bu da tıpkı sanki onun malı yokmuş gibi. Yani bir sanki yani o icareye verilen malın menfaati yokmuş gibi muamele görür. فَلَا يَصِحُ اِسْتِعَارٌ لِقَلْعِ سِنِّنْ صَحِحَةٍ sağlam bir dişi çekmek için mesela icare alınamaz. Bu da şer'i bir engeldir. Yani sahih değildir. Çünkü niye? Sağlam dişi çekmek haramdır. Bunun için adam kiralamak da, yani olmayan bir iş için, haram bir iş için adam kiralamak gibidir. Bu da olmuyor. Caiz değildir. وَلَا حَيْدٍ لِخِدْمَةٍ مَسْجِدٍ veya haizli bir kadının işte mescidi temizlemek için ücrete tutulması da sahih değildir. Bu da şer'i bir engel var burada. Ve keza menkuhatin li rida'in yine nikahlı bir kadının çocuk emzirmesi için ücrete tutulması. Ev gayri veya diyelim ki başka bir temizlik işi için veya işte diyelim ki başka bir diyelim ki evinin dışındaki başka bir iş için diyelim ki ücretle tutulması. Bi gayri izni zevci filası, asa görüşe göre kocasının izni olmadan evli kadının da emzirme ve onun dışındaki şeyler için ücrete tutulması da
sahih değildir. Ve yecuzu te'cidül menfaati fi icareti zimmeti. Bu zimmetin icaresi, yani aynı bir malın değil de zimmetin, yani iş olarak belirtilen ya da işte mesela miktar olarak belirtilen icarede, yani üzerine, kişinin üzerine aldığı işi, yani bizzat işte şu adam ile ya işte şu binek ile yapacaksın değil de, diyelim ki takdir edilen bir iş vardır. İşte onun icaresinde, o zimmette alınan menfaatin ertelenmesi de caizdir. Mesela ki elzemtu zimmeteke elhamle ile Mekke'te. Mesela diyebiliyorsun ki adama, Mekke'ye taşımak üzerine senin zimmetine bunu mesela lazım kılıyorum. Yani bunu sana, bu işi bir nevi sana yüklüyorum. Evvela şehrin kata, mesela diyelim ki falan ayın, mesela diyelim ki Temmuz ayının başında, Ocak ayının başında işte. Yani şimdi adamla anlaşma yapıp o menfaatten faydalanmayı bir ay sonraya, beş gün sonraya ertelemek caizdir. Ve la yecuzu icaretu aynin li menfaatin müstakbeletin. Ama aynı bir şeyin icaresi, yani ileriki bir menfaat karşılığında aynı bir şeyin icaresi caiz değildir. Yani bu, diyelim ki evi buradadır. Yani evi şu anda boştur. Mesela dese ki işte iki ay sonra işte bunun sonra ben gelip bunu icareye alacağım. Ya da işte ben sana bunu iki ay sonra icare vereceğim. Bu defa yani işe icare peşindir ama menfaati gelecekte olacak. Bu caiz değildir. وَلَوْ اَجَّرَ السَّنَةً وَاَوْ اَجَّرَ السَّنَةَ ثَانِيَةً. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki biri bir evde oturuyor. İlk bir yılına kiralamış ama ikinci yıl içinde ona icare verir ise, yani وَلَوْ اَجَّرَ السَّنَةَ ثَانِيَةً, şayet ikinci yıl için kiraya verir ise, kime kiraya verir? لِمُسْتَأْجِرِ الْاُولَى. İlk kiracı için. Yani ilk yıl kiralamış kişiye ikinci yılda icare verirse, قَبْلَ اِنْقِضَائِهَا, birinci yılın bitmesinden önce, جَازَ فِي الْاَصَحِ, bu durumda caizdir. Çünkü bir önceki icareye bir nevi ekleme yapılıyor. Bir önceki icareye bina yapılıyor. وَيَجُزُ كِرَاءِ الْعُقَبِ فِي الْاَصَحِ, görüşe göre nöbetleşe bir kiralama da caizdir. وَهُوَ, bu nöbetleşe kiralama nasıl oluyor? اَنْ يُؤَجِّرَ دَبَّةً, diyelim ki bir bineği kiraya veriyor. Raculen, bir adama. Liyerkebaha ba'da tariqi, yolun bir kısmını o binecek. Ev raculeyni, veya iki adama verecek. Liyerkebe haza eyyamen ve za eyyamen. Mesela diyor bu birkaç gün bu binecek, birkaç gün bu gibi binecek. Tabi ve yübeynul ba'dayni, her birinin kaç gün bineceğine, yani o kısımları belirtilecek. Sümme yaktasimani, sonra bunlar işte o verecekleri parayı da, binecekleri miktarı da kendi aralarında bölüştürürler. Kendi aralarında anlaşırlar. Evet, bu şekilde icarenin bir kısmını bu dersimizde işlemeye çalıştık. Allah kısmet eder ise bir sonraki derste icarenin konusuna devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.